Herkese merhabalar. 7'den 8'e hazırlık programımızda süper bir konuyla beraberiz. Basit makineler 8. sınıfta göreceğimiz en önemli konulardan bir tanesi. Makaralar, kaldıraçlar, eğik düzlem ve kasnak dişli bu konuları teker teker öğreneceğiz. Peki bunların daha önceden temelini attık mı? Evet. Kuvvet ve hareket kuvvet ve enerji konularıyla 6 ve 7. sınıfa temellerini attık. Aslında bu temellerin üzerine biz kuvvet kazancını öğreneceğiz. Farklı tür basit makineler öğreneceğiz. Ve buradaki kuvvetin ve yükün durumlarını teker teker analiz edeceğiz. Peki öncelikle biliyorsunuz 7'den 8'e hazırlık kampımızda süper bir şekilde teker teker gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Ve yakında kurban bayramımız geliyor ve vur patlasın vur çatlasın oynayacağız inşallah gezeceğiz eğleneceğiz. Ama sonrasında tabii, tabii ki programımıza devam edeceğiz. Çünkü 7'den 8'e bizim için çok önemli erken kalkan yol alır diyoruz. Bunun için de biliyorsunuz 7'den 8'e hazırlık setimiz ve 0'dan 8'e hazırlık setimizi kullanacağız. Kullanıyoruz da ve çok önemli bir sürprizimiz daha var. 7'den 8'e hazırlık setinin içerisindeki herhangi bir kitabı aktivasyonunu e, burada biliyorsunuz hani bu, kitap burada iki tane kitabımız var. Yenilesini Matematik ve 7'den 8'e hazırlık kitabımız. Bunların arka tarafındaki aktivasyon etiketindeki kodları kazırsanız ve bu kazıdığınız kod, kodların altından çıkan kodları da tat uygulamamıza aktive ederseniz 1 GB internete ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Hadi bakalım o zaman ama öncesinde hemen şuna bakalım ne varmış? Ödevimiz varmış. Fen test 1 4 arası 7'den 8'e kitabımızı alıyoruz. Fen kısmını açıyoruz. Fen kısmında test e, basit makinelerle alakalı tabii ki testimize bakacağız. Basit makinelerle alakalı ...testimize geliyoruz. Hemen e, maddenin özelliklerini bitirdik. Ve e, ısı sıcaklık, maddenin tanecik yapısı. Burada basit mekanlarla alakalı bileşke kuvvet test 1, 6. sınıf tekrarı. E, dengelenmiş e, kuvvet test 2, 6. sınıf tekrarı. 7. sınıf tekrarında da fiziksel iş ve enerji konularını tekrar etmenizi istiyorum. Ve bu şekilde ödevlerimizi tamamlamış olacağız. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bir kere ilk başta kuvvetin özellikleriyle başlayalım. Kuvvet bir cismin şeklini değiştirebilir. Mesela ben bu kalemi böyle bükebiliyorum. Veya hızını değiştirebilir. Burada e, hızlandırabiliyorum ya veya yavaşlatabiliyorum. Veya yönünü değiştirir. Böyle geliyorken böyle ittirdiğim zaman bu bu şekilde gidiyor. Yani farklı etkilere sahiptir. Peki kuvvetin kendisinin özellikleri nelerdir? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Kuvvetin Üç temel özelliği vardır evladım benim. Bu üç temel özelliğinden birincisi kuvvetin bir yönü vardır. En önemli özelliği budur aslında. Ne tarafa doğru? Yani ben bir kuvvet uyguladıysam ne tarafa doğru uyguluyorum bu kuvveti? Sola doğru mu uyguluyorum? Sağa doğru mu uyguluyorum bu kuvveti? Yukarı doğru mu? Aşağı doğru mu? Dolayısıyla bir yön vardır. Dolayısıyla ilk başta yönünü bilmemiz gerekiyor. Mesela F1 kuvvetinin yönü ne tarafa doğru? Ee, sola sola doğru. doğru. Harikasın. F3 kuvveti? Sağa doğru. Harikasın. F2 yukarı, F4 de aşağı. Dolayısıyla bu yönleri çok iyi bileceğiz. Peki ardından ne geliyor? Bir de büyüklüğü geliyor. Büyüklük de çok önemli bir özellik. Neden? Çünkü büyüklük dediğimiz ne kadar şiddete sahip, ne kadar güçlü onu öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Mesela F1 kuvveti 2 Newton demiş, F3 kuvveti de 4 Newton demiş. Sence hangisi yener? F3 mü F1 mi? F3 yener hocam. Harikasın. İşte bu kadar F3. Çünkü 4 Newton bu 2 Newton dolayısıyla sağ taraf kazanır. Aynı bir halat çekme yarışması gibi düşün. İşte kuvvetin büyüklüğü bu Newton'la ölçülen büyüklük aslında bize kuvvetin büyüklük değerini veriyor diyebiliriz. 4 Newton, 3 Newton, 2 Newton dediğimiz ifadeler. Dolayısıyla hemen bunları dolduralım bakalım. Mesela kuvvetin yönüne bakarsak evladım benim bir kere F3 kuvvetinin yönü sağa doğru. Şimdi sağ demiyoruz da ne diyoruz biliyor musun? Bir kere yönlerde şöyle bir şey bil. Bak yönlerde şunu verirsen çok güzel olur. Sağ taraf doğu yönü. Sol taraf batı yönü. Yukarı kuzey yönü. Aynı Türkiye'nin kuzeyi gibi Karadeniz ve benzeri. Aşağısı da güney yönü. Sanki... Türkiye'nin güneyi gibi Antalya ve Mersin gibi, Türkiye'nin doğusu işte Urfa, Erzurum ve benzeri, batısı da İzmir, İstanbul ve benzeri diye düşünebilirsin. Hani sanki Türkiye haritası gözünün önünde öyle bir şekilde kafana getirebilirsin. Dolayısıyla mesela F1 kuvvetinin yönüne tarafı doğru evladım beyim. Ee, batı yönüne doğru hocam. Harikasın. Batı yönünde, sola doğru da diyebiliriz bu arada. Peki F2 kuvvetinin yönüne tarafı doğru? Kuzey yönünde hocam. Harika. Süpersin. Kuzey yönünde yazdık bunu da. F3 kuvveti sağa doğru olduğu için doğu yönünde. F4 kuvveti de güney yönünde diyebiliriz. O zaman yönleri yazdık. Peki büyüklükleri neydi? F1 kuvvetinin büyüklüğü 2 Newton büyüklüğünde. F2 kuvvetinin büyüklüğü 1 Newton büyüklüğünde. F3 kuvveti 4. F4 kuvveti de 1 Newton büyüklüğünde. Dolayısıyla büyüklükler bu şekilde rahatlıkla bulunabiliyor. Zaten bize veriyor. Peki bu doğrultu dediğimiz şey nedir? Doğrultu aslında batı yönünde olan bir e, ifade aslında bizim için nedir biliyor musunuz? Doğu batı doğrultusundadır. Yani hangi doğrunun üzerinde bu? Mesela bu F1 kuvveti hangi doğrunun üzerinde? Bu doğrunun üzerinde. Bu doğruyu biz doğu batı doğrultusu olarak adlandırıyoruz. Batı, batı doğu da diyebilirsin hiç fark etmez. Doğu batı doğrultusu. Mesela F2 kuvvetine baktığımız zaman kuzey güney doğrultusu adını veriyoruz. Hangi doğrunun üzerinde diye bakıyoruz aslında. Bu kadar basit. Kuzey güney veya işte F3 kuvvetine baktığımız zaman yine doğu batı doğrultusunda. Yani Doğrultuları aynı olabilir dikkat ettiysen F1 ve F3 kuvvetinin neleri farklı? Yönleri farklı hocam. Harikasın. Yönleri farklı, doğrultuları aynı olabiliyor kuvvetler gördüğün gibi. Veya F4 kuvvetiyle F2 kuvveti de aynı bu özelliğe sahip kuzey güney doğrultusunda ama yönleri birbirine farklı diye hemen aklımıza getirebiliriz. Peki geldik bileşke kuvvet. Bileşke kuvvet işte bu öğrendiklerimizin sonunda ortaya çıkacak ifade. Şimdi diyelim ki buradaki arkadaşımız 5 Newton'luk kuvvet uygulamış. Buradaki arkadaşımız da 5 Newton'luk kuvvet uygulamış. Buradaki arkadaşımız da 7 Newton'luk kuvvet uygulamış. Peki sence bu kutu ne tarafa doğru gider? Sol taraf yener. Harikasın. Çok basit bir mantık düşünün. Düz mantık gerçekten de. Çünkü sol tarafa doğru iki tane bir elin nesi var? İki elin sesi var. Harika. Dolayısıyla sol tarafa doğru iki tane 5 Newton toplamda 10 Newton eder. Sağ tarafa doğru 7 Newton çekiyor. Dolayısıyla hangisi yenecek? Sol tarafa çekenler yenecek. İşte bizim bu halat çekme yarışması gibi düşündüğümüz bu ifadeler aslında bize birleşke kuvveti veriyor. Yani burada biz net kuvveti buluyoruz aslında. Ne demek net kuvvet? Şimdi bu ikisi sol tarafa doğru çekiyor. Aynı yönlü kuvvetler bu ikisi. Ne tarafa doğru? Sol tarafa doğru. Yani batı yönünde çekiyor. Bu arkadaşımızsa sağ tarafa doğru. Yani doğu yönünde Bununla bunla bu da zıt yönlü kuvvetler. Dolayısıyla aynı yönlü kuvvetler var ve birbirlerine ne yapıyoruz bu kuvvetleri? Aslında ekliyoruz. Çünkü bunlar birbirlerini katkıda bulunuyorlar aslında birbirini destekliyorlar ama bu arkadaş bunların tersine gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu arkadaş aslında zıt yönlü bir kuvvet olarak aslında eksilecek. O zaman diyorum ki ben işte ben burada mesela bu arkadaşımızın bu arkadaşımızın ve bu arkadaşımızın kuvvetinin hepsinin net kuvveti bana söyle. Yani bileşke kuvveti söyle dersem şunu unutmamız gerekiyor. Aynı yönlü kuvvetler birbirlerine eklenir. Toplamda 5 5 10 etti. Zıt yönlü kuvvetler de çıkartılır. Dolayısıyla ondan 7 çıkartınca da 3 çıkar sonucumuz. Dolayısıyla buradaki bileşke kuvvetimiz bu tarafa doğru 3 newton büyüklüğündedir diyebiliriz. Yönüne tarafa doğru aslında bu bileşke kuvvetimizin bileşke kuvvetimizin yönüne baktığımız zaman sol tarafa yani ne tarafa doğru batıya doğru yönü. Doğrultusuna baktığımız zaman doğu batı doğrultusunda sağ sol dediğimiz şey aslında doğu batı doğrultusunda belki kuvvetimizin büyüklüğü de 3 Newton büyüklüğünde diyebiliriz. Dolayısıyla ben eğer mesela bu kamyonete çıkartacağız tabii ki hocam. F1 kuvveti, F2 ve F3 kuvvetini uyguluyorum. Evet. 3 tane kuvvetim var. Sence bunların net kuvvetini hesaplarken F1 ve F2'yi ne yapacağım? Toplayacak mıyım, çıkartacak mıyım? Harika işte bu kadar. Çünkü zıt yönlü bunlar. Ama F2 ve F3'ü birbirine ekleyeceğim çünkü aynı yönlü bunlar. Burası çok önemli. Bu ikisini toplayıp bundan çıkartabilirim. Hangisi büyükse ona göre şekillendirebiliriz. Unutmayalım. Zıt yönlü kuvvetleri çok iyi bileceğiz. Zıt yönlü kuvvetler deyince bu ikisi veya bu ikisi diyeceğiz. Aynı yönlü kuvvetler deyince bu ikisi diyeceğiz. Dolayısıyla toplamda net kuvvet yani bileşke kuvvet toplam kuvvet demek yani sonuçtaki kuvvet demek sonuç kuvvet demek onu da unutmayalım diyoruz. Şimdi geldik belki kuvveti bulalım seninle beraber. Burada bir arkadaşımız 70 Newton'luk bir kuvvet uygulamış. Diğer arkadaşımız da 50 Newton'luk bir kuvvet uygulamış. Sence hangisi kazanır? 70 Newton'luk iten kazanır hocam. Harika bu kadar basit zaten. Bunlar zaten birbirlerini zıt yönde itmeye çalışıyorlar. Dikkat edelim masayı zıt yönlerde itiyorlar ve... Tabii ki bu daha kuvvetli. Dolayısıyla soldaki arkadaşımızın itme kuvveti daha fazla olacağı için masa sağ tarafa doğru hareket eder. İşte bileşke kuvvet dediğimiz aslında sağ tarafa doğru e, hareket ettirecek kuvvet. Peki ne kadarlık bir kuvvet uygulanacak? 70 ve 50 zıt yönlü kuvvetler olduğu için birbirlerinden çıkacaklar. Dolayısıyla sağ tarafa doğru, sağ tarafa doğru 20 Newton'lık bir kuvvetten bahsediyoruz. E sağ taraf ne demekti? Doğu yönü demekti. O zaman yönü doğuya doğru 20 Newton'lık büyüklüğe sahip ve doğrultusu da tabii ki doğu batı doğrultusu diyebiliyoruz. Hemen şimdi de dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlere bakalım. Bir kere şunu unutmayalım. Bileşke kuvveti biz R harfiyle gösteriyoruz ve İngilizce'deki sonuçtan geliyor. Yani net kuvvetimiz, bileşke kuvvetimiz eğer sıfır ise bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır diyoruz. Eğer sıfıra eşit değilse dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında diyoruz. Nasıl mesela? Bir örnek verelim. Mavi bir arabamız var. Bu arkadaşımız 90 Newton'la sola doğru itiyor. Bu arkadaşımız da 75 Newton'la sağa doğru itiyor. Bu ikisinin toplam net kuvveti yani bileşik kuvveti ne kadardır dersek diyeceğiz ki zıt yönlü kuvvetler o zaman birbirine çıkartılırız. Dolayısıyla sol tarafa doğru net kuvvetimiz 15 Newton olmak zorunda. Yani bileşik kuvvetimiz sıfırdan büyük. Sıfır değil. Dolayısıyla bu araba dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında. Peki geldik buraya. Burada iki tane kedi var. 200 Newton ağırlığında ve tahta veralde duruyorlar ve bu şekilde duruyorlar. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında diyebiliriz buradaki sisteme. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında bileşik kuvvet sıfırdır. Peki buraya bakalım. Sabit süratle hareket eden motosiklet demiş bize. Sabit süratle hareket eden motosiklete baktığımız zaman dikkat edelim. Sabit sürat dediğimiz ifade şu. Yani ne hızlanıyor ne yavaşlıyor. Ne hızlanıyor ne yavaşlıyorsa bu arkadaşımız dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Yani burada bileşke kuvvet sıfırdır diyebiliriz. Burada bileşik kuvvet yine dengelenmiş olduğu için sıfırdır. Ama burada bileşik kuvvet sıfırdan büyüktür diye biliyoruz dengelenmiş dengelenmemiş olayı için. Unutmayalım dengelenmişse dengelenmişse ya sabit suratte hareket yapar ya da yerinde durur. Dengelenmemişse ya hızlanır ya yavaşlar bu ikisinden bir tanesini gerçekleştirir diyebiliriz. Şimdi de geldik iş konumuza. Bir kere fiziksel anlamda işle bizim günlük hayatta yaptığımız işler birbirinden farklı. Sen iş mi yaptın evladım benim? Evet hocam yaptım. Diye sorduğum zaman işte gerçekten e, yaptım diyorsun ama e, ne, nasıl yaptın bir öğrenelim bakalım. Mesela bir arkadaşımız diyoruz ki işte sırtında sırt çantası var ve hareket yönü bu tarafa doğru. Şimdi bu sırt çantasını kaldırabilmek için yukarı yönlü bir kuvvet uyguluyorken hareketi sağ tarafa doğru. Dolayısıyla bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Fiziksel anlamda bir iş olabilmesi için uygulanan kuvvet ile hareketin yönü aynı doğrultuda olmalı. Dolayısıyla bu yukarı aşağı yönlü yani kuzey batı doğrultusunda bu hareket ise doğu batı doğrultusunda. Dolayısıyla bunlar birbirlerinden farklı. Dolayısıyla burada fiziksel anlamda bir iş yoktur ne yazık ki. Çok enteresan değil mi? Yani çantayı taşıyorsun ama iş yapmıyorsun. Fiziksel anlamda iş yapmamış sayılıyorsun. Normalde tabii ki iş yapıyorsun ama bizim halk arasında konuştuğumuz gibi değil bu işte. Fiziksel anlamda iş yapmamış oluyorsun. Ama buraya bakalım. Kuvvetimiz yukarı doğru, kitapları kaldırıyoruz yukarı doğru. Hareketimiz de yukarı doğru. Yani kitapların hareketi de yukarı doğru. Dolayısıyla burada işte fiziksel anlamda bir iş var. Mesela buraya bakalım. El arabasını itiyoruz. El arabasını iterken kuvvetimiz de tarafa doğru, sol tarafa doğru. Hareket yönü de sol tarafa doğru. Dolayısıyla burada da bir iş yapıyoruz. Çünkü aslında kuvvetin doğrultusuyla hareketin doğrultusu aynı diyebiliriz. Buraya bakalım. Yukarı doğru çekiyoruz. Hareketin yönü de bu tarafa doğru. Dolayısıyla burada da fiziksel anlamda iş yapılmıştır. Peki buraya bakalım bu arkadaşımıza. Dolabı ittiriyor ittiriyor ama dolap hareketmiyor. etmiyor. Ya, hareket yok. O zaman iş yapmamışsadır. Boşu boşuna kendini yorar. Dolayısıyla burada iş yoktur diyebiliriz. Evet, şimdi de geldik enerjiye. Bir kere enerjiyi biz ikiye ayırıyoruz evladım benim. Bizim öğreneceğimiz mekanik enerji normalde birçok enerji çeşidi var. İşte ses enerjisi var, güneş enerjisi var, işte ısı enerjisi var. Bir sürü enerji çeşidi var. Ama bizim öğreneceğimiz mekanik enerji aslında yani iş yapabilme yeteneği aslında iki aşamada inceleniyor. Birincisi, birincisi kinetik enerji. Kinetik enerji bak burası çok önemli. Süretinden kaynaklanıyor cismin. Diğeri ise potansiyel enerji. Potansiyel enerjiyi de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir kere kinetik enerjiden başlayalım. Eğer bir cismin süreti varsa kinetik enerjisi vardır. O zaman şunu unutmayalım. Buradaki altın kavramımız sürat. Yani bir cismin süreti varsa kinetik enerjisi vardır diyebiliriz. Mesela diyelim ki bir arabamız var. Bir yolda ilerliyor diyelim. İşte bu arabamızın ilerlerken bir süreti var ve süretinden dolayı bir kinetik enerjisi de oluyor. Çünkü arabamızın bir de aynı zamanda neyi var? Kendisinin bir kütlesi var. Dolayısıyla kinetik enerji dediğimiz iki tane değişkene bağlı. Sürat ve kütle. Ne kadar çok sürat olursa o kadar fazla kinetik enerjisi olur. Ne kadar çok kütle olursa o kadar fazla kinetik enerjisi olur. Bunu da aklımızın köşesine yazalım. Peki potansiyel enerji peki nasıl hesaplanıyor? Bir kere potansiyel enerji iki farklı türde olabiliyor. Birincisi çekim potansiyel enerjisi. Bizi en fazla ilgilendirenlerden bir tanesi. Çekim potansiyel enerjisi var. Bir de esneklik potansiyel enerjisi var esneklik, potansiyel enerjisi var. Peki bunları teker teker düşünelim. Bir kere çekim potansiyel enerjisi deyince hemen diyeceğiz ki yerden yüksekte olan bir cisimden bahsediyoruz. Ne kadar yüksekte? H kadar yüksekte. İşte bu yükseklikten kaynaklanan bir çekim potansiyel enerjisi yani bir enerjisi vardır. Buna biz potansiyel enerji diyoruz. Esneklik potansiyel enerji de aslında yaylarda genellikle karşımıza çıkıyor. Yaylarda ne yapıyor? Aslında yay sıkıştığı zaman içinde bir enerji depolanıyor. İşte buna da biz esneklik potansiyel enerji diyoruz. Dolayısıyla toplam bizim bileceğimiz kinetik, çekim potansiyel, esneklik potansiyel olmak üzere üç farklı tip enerji var. Gel bakalım sana birazcık örnek görelim. Bir kere hemen şurada bir arkadaşımız ne yapmış? Yayı çekiyor, gelmiş 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 ve bırakmış. Ne oldu aslında yayı çektiği zaman, yani yayı uzattığı zaman aslında burada bir esneklik potansiyel enerjisi birikti. İşte bıraktığı anda bu esneklik potansiyel enerjisinden dolayı iş yapabildi. Ne yaptı? Bu oku fırlatabildi ileriye. Veya buraya bakalım. Burada bir tane e, sistem kurmuşlar ve buradaki makası kestiği anda buradaki ağırlık aslında aşağıya doğru düşüp buradaki çiviyi yerine çakabiliyor. İşte deniz kenarlarına e, eğer bir e, yol açacaklarsa genellikle bu yöntemi kullanıyorlar. İşte bunu yaparken, bunu yaparken ne yaptık aslında? çekim potansiyel enerjisini kullandık. Yani yerden yüksekliğini kullandık ve aşağıya doğru bu çiviyi çakabildi. İşte burada çekim potansiyel enerjisinden bahsedebiliriz. Ve burada iş yapabilme yeteneğini de görebiliyoruz zaten. Buraya bakalım. Burada yine yükseklikten bırakılan bir top. Burada ne oldu yüksekten bırakılan top? Aşağıya doğru hızlandı. Neden hızlandı? Aslında çekim potansiyel enerjisinden dolayı hızlandı. Buradaki çekim potansiyel enerjisi aşağı doğru inerken neye dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü hocam. Harikasın. Kinetik enerjiye dönüştü. İşte bu da çok önemli bir kavram. Aslında süreti arttığı zaman... ...süreti arttığı zaman... ...kinetik enerjisi de artıyor. Dolayısıyla... ...enerjiler birbirleri içerisinde de... ...dönüşebiliyorlar. Unutmayalım. Şimdi geldik. Senle beraber... ...bir bisiklet deneyimiz var. Bakıyoruz, diyoruz ki... ...burada... ...bisikletli K noktasında... ...L ve M noktalarında... ...sürtünmeler önemsiz. Tamam... K'den L'ye giderken potansiyel enerjisi ne olur? Bak yükseğe doğru çıkıyor. Yani yerden yüksekliği artıyor aslında. Dolayısıyla ne yapar? Potansiyel enerjisi artar. Çünkü yükseğe doğru çıkıyor. Ne kadar yüksekte olursa o kadar potansiyel enerjisi daha fazladır. L'den M'ye gelirken potansiyel enerjisi azalır hocam tabii ki de. Harikasın. Çünkü yüksekliği azalıyor aslında. Dolayısıyla potansiyel enerjisi de azalacak. K'den L'ye giderken kinetik enerjisi dikkat edin bak. Yukarıya doğru giderken ne olur? Böyle yavaşlarız, süretimiz azalır ve e, ne olur? Aslında böyle bir e, buraya doğru gelirken çok yoruluruz zaten. Bir de dolayısıyla kinetik enerjisi azalır yukarıya doğru çıkarken. L'den M'ye giderken de yani aşağı doğru hızlanırken de aslında hızlanırken bak bunu da doğal olarak söylüyorum. Aslında kinetik enerjimiz de artar çünkü süretimiz artıyor unutmayalım. Bir etkinliğimiz var. Kedi, kaplumbağa, tavşan ve papağanımız var. Bunların kütlelerini vermiş bize teker teker. Ve demiş ki kedi en büyük potansiyel enerjiye sahiptir demiş. Bir kere hemen bakalım yüksekliği çok fazla süper. Ve kütlesi de fazla. Kütle ve yüksekliğe bağlıydı potansiyel enerji. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Çünkü hem yüksekliği hem kütlesi daha fazla. Bakalım papağanın potansiyel enerjisi tavşanın potansiyel enerjisinden fazladır. Şimdi papağan aşağıda tavşansa o da aşağıda. Yani aynı yükseklikteler. O zaman neye bağlı olacak? Kütlelerine bağlı olacak. Hangisinin kütlesi daha fazla? Papağan bir kilogram, tavşan da iki kilogram. O zaman tavşanın kütlesi daha fazla olduğu için tavşanın potansiyel enerjisi daha fazla olacak. O yüzden bu ifade hatalı oluyor. Yanlış. Diğerine bakalım. Kaplumbağanın potansiyel enerjisi papağanın potansiyel enerjisinden fazla demiş. Kaplumbağa daha yüksekte, papağan daha aşağıda. Tamam. Kaplumbağanın kütlesi de daha fazla süper papağana göre. Dolayısıyla bu doğru bir ifade oluyor. Kaplumbağanın potansiyel enerjisi papağandan daha fazla doğru bir ifade. Kedi ve tavşan yer değiştirilirse potansiyel enerjileri eşitlenir. Şimdi kedi ve tavşan bunun yüksekliği 3, bunun yüksekliği 1. Diğerine bakalım. E, kütlesi 3, e, tavşanın 2. Bir kere Buradaki üç kat ilişkisi bunların arasında yok. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Yanlış. Papağan bir basamak yukarı çıkarsa bu arkadaşımız buraya gelirse potansiyel enerjisi kaplumbağanınki ile aynı olur. Bir kere potansiyel enerjisi kaplumbağanınki aynı olabilmesi için aynı yüksekliğin yanında bir de kütlelerin de aynı olması gerekiyor. Papağanla kaplumbağanın kütleleri aynı değil. Dolayısıyla bu ifade de yanlış oluyor diyebiliriz. O zaman şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla bakalım. Çok teşekkürler hocam, görüşürüz.